Acı Badem grubu sunar. Acıların, sevinçlerin, özlemlerin ve hayallerin atılan küçük adımlarla hayatımıza anlam katan gerçek yaşam öykülerine dönüştüğü hastanede hayat başlıyor. Hayatımızı emanet ettiğimiz, bizleri sağlığımıza kavuşturan değerli sağlık çalışanlarının bugün tıp bayramı. Böylesine kutsal bir mesleğin emektarlarını, profesyonellerini ve kıymetli doktorlarımızı candan kutluyoruz. İyi ki varsınız. Sağlıklı ve iyi bir hayata kavuşma umuduyla gelen ziyaretçilerine kapılarını açan hastanede yeni gün yoğun tempoyla başlıyor. Hastaneden içeri karaciğer nakli olmayı bekleyen hastamız ve ailesi giriş yapıyor. Fikret Gözcü, 57 yaşındayım. Önceden bunaltı, baş dönmesi, iştahsızlık, öyle başvurdum. 2,5 ay öncesinden öğrendik babamın rahatsızlığını. Karaciğer sirozu ve son aşamada ve acilen nakil olması gerektiğini bize ilettiler. 3 ay içinde ameliyat olması gerektiğini canlı vericide kadavradan olmayacağı söylendi. Sonrasında burada gelip gerekli tahlilleri babamla yaptırdık. İlk gönüllü ben oldum. Çünkü babamla aramızdaki iletişim çok farklıydı. 4-5 kişi verici vardı ama kızım Irmak dedi ben vereceğim. Öncelik o dedi ben kesinlikle ben vereceğim. Öyle ondan karar kıldık. Hepimizin bildiği gibi kızlar babalarına kıyamazlar. Kızım da kıymadı. Gözcü ailesiyle konseyi ve konseyden çıkacak önemli haberi bekliyoruz. Babası için organ bağışında hiç tereddüt etmeyen Irmak Hanım'ın bu fedakarlığını tarif edecek kelime bulmakta zorlanıyoruz. Gözcü ailesi haberi beklerken biz de kadın doğum katına uğruyoruz. Günaydın. Günaydın, merhabalar. Buyurun. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Nasılsınız? Biz de iyiyiz, teşekkürler. Sizi tanıyabilir miyiz? Adım Yaren, soyadım Şenlioğlu. Doğum katında görevliyim, ebeyim. Burada çalışıyorum. Ebelik nasıl bir meslek? Zor mu? Ya zor ve güzel bir meslek bence. Severek mi yapıyorsunuz? Severek yapıyorum. Ne kadar güzel. Peki şu an doğumu bekleyen bir bebeğimiz var mı? Bir bebeğimiz var. Bir saat sonra operasyon olacak. Epidural sezaryen olacak. Heyecanlandık siz böyle söyleyince. Tanışmak ve doğuma katılmak isteriz. Kendisinden bir izin alayım. Ondan sonra size haber vereyim, olur mu? Teşekkür ederiz. Yaren Hanım bizim için izin alıyor. Bakalım ailemiz bize ne yanıt verecek. Organ nakli katında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Konsey karar vermek için hazır. Meral Hanım, artık konseye gidiyoruz. Evet, hastanın konseyi yapacağız, alıcı ve verici mi? Bu konsey hayati önem taşıyor. Evet, bütün cerrahlarımızla beraber, anestezi, gastroenterolojistlerimizle beraber hastayı onaylayacağız. Karar anında da yanınızda olmak isteriz. Tabii ki, buyurun. Seve seve. Ve kıymetli doktorlarımızdan oluşan konsey başlıyor. Birazdan karar çıkacak. Alıcı hastamız 56 yaşında, 1.77'ye 71 kilo, karaciğer sirozu. 2019 yılında tanı konulmuş, karında şişme mide bulantısıyla beraber özofagus damarisleri var, DF1-2, kanama olmamış, asidi var, parasentezi yapılmamış, ensefalopati hikayesi var, bir kere hastaneye yatış öyküsü. Diyabetik bir hasta, hipertansiyonu ve koroner arter hastalığı yok. Tetkiklerini tamamladığımız bir hasta. Kardiyoloji, göğüs hastalıkları, diğer konsültanlarımızın bir problem olmadığını söylediği bir hasta. Alıcının vasküler yapılarında herhangi bir problem gözükmüyor. Portal veni açık, herhangi bir trombüs bulgusu yok. Arter yapısında herhangi bir anatomik varyasyon yok. Her iki arteri de propriyadan kaynaklı ve tröyan trombustan çıkıyor. Karaciğerde de şüpheli herhangi bir nodülü yok. Zaten AFP değerleri de normal değerlerde. O yüzden rutin bir karaciğer nakil adayı gibi gözüküyor. Hem alıcı hem de verici için risk faktörleri diğer tüm branşlardan gelen sonuçlar irdeleniyor.
Tamam, alıcıda da vericide de bir problem yok. O zaman ameliyatımızı planlayabiliriz. Konseyden sevindirici yanıt çıkıyor. Irmak babasına bağış yapabilecek. Bu güzel haberden sonra doğum heyecanı içindeki Merve Tansu mazlum çiftinin yanına geliyoruz. Günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Sizleri gördük, daha iyi olduk. Teşekkür ederiz. İlk bebeğiniz mi? İkinci. İkinci. Birinci de kız mı? Birincisi erkek. Erkek. Kaç yaşında? 4,5 yaşında. Sağlıkla analı babalı büyüsünler. Teşekkürler. Nasıl? Heyecan var mı? Heyecan ikinci doğum nedeniyle çok fazla yok ama birazdan olacak gibi sanırım. Ben daha heyecanlıyım yani muhtemelen. Evet, eşim daha heyecanlı. Babamızın duygularını alalım. Ben daha heyecanlıyım muhtemelen. Eşim sabahtan beri hani hiç duygusuz bir vaziyette doğuma gidiyoruz. Bir tür şok olabilir mi acaba? Olabilir belki de. İlk doğumda siz daha mı heyecanlıydınız? Tam tersiydi. Birincide mesela ben çok heyecanlıydım. Şimdi biraz roller değişti sanırım. Hani biraz süreci de bildiğim için ondan diye düşünüyorum yani. Doğum nasıl gerçekleşecek? Epidural olacak. Yani belden aşağısına uyuşturuyorlar, o şekilde yapılacak. Tansu Bey doğuma girecek mi? Girecek. Birincide de. İlk doğuma da mı girdiniz? Evet. Nasıl bir duygu? Ya çok güzel bir duygu. Anı yaşamak çok güzel ya. Yani o hayata gelişi, merhaba deyişi, hatta şey çok güzeldi. Ağladıktan sonra Cem Bey demişti, annesinin yanına götürün doktorumuz. Öyle yanına gelip ona dokunduğunda ağlamayı bırakmıştı. Bir anda susmuştu mesela. O benim için çok unutulmaz bir an yani. Unutulmaz anlar. Biz bu ziyaretle kalmayıp sizinle doğuma gelmek isteriz. Tabii ki de buyurun. Yanınızda olmak istiyoruz. Olur, seviniriz. Çok güzel. Bizim için de değişik bir deneyim olacak. Hatıra olacak ayrıca. Hatıra çok güzel olacak. Bir hatıra olacak. Doğumu beklerken yeni doğan hakkında eğlenceli bir yarışma yapalım mı? Güzel sorularımız var. Çok zor değilse olabilir. Bilemiyoruz, bazıları zor olabilir. Kopya verecek misiniz? Arkadan sufle falan yok mu? Tansu Bey, kopya vermiyoruz. Size güveniyoruz. Buyurun, buyurun. O halde ilk sorumuzla artık başlıyoruz. Bebeğin başında kaç tane bıngıldak bulunur? A 3, B 4, C 6, D 1. D1 diyorum. Yani bilmiyorsak da öğreneceğiz artık. Tamam, öğreneceğiz o zaman. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktı. 6 tane. Tam 6 adet bulunuyor. Çokmuş. Yani biz şöyle dokununca bir taneymiş gibi görünüyor. Ya ben ona böyle mütemadiyen çıkan, hani böyle 1, 2, 3 çocuklarda farklı farklı çıkan bir şey olarak düşünmüştüm. 6 tane, çok ilginç gerçekten. Öğrenmiş olduk biz de. Eğlenirken de öğreniyoruz. Sıradaki sorumuz geliyor ve soruyoruz. Bir bebeğin başı toplam vücudunun 1/4'idir. Doğru mu, yanlış mı? Doğru. Doğru. Evet, sizden doğru cevap geliyor. Zaten bravo. Zaten küçük bir şey mi? Bebeğin diz kapakları hangi aydan sonra gelişir? A 1, B 6, C 12, D 3. 1 ya da 6. Çünkü zaten 8-9 aylıkta artık emeklemeye, dizlerin üzerinde hareket etmeye başlıyor. Ben diz kapağı olmadan olmaz. 1 olduğunu çok düşünmüyorum. 3 veya 6 olabilir diye düşünüyorum. 6. 6 diyebiliriz. 6 hayır. 6. 3. 6 mı? 3 mü? Son kararınız mı? 6. 6 mı? 6. Yani emekleme süreci falan anca başlayacak. Bence 6. Evet, doğru cevap. Bu alkışlar size. Yeni sorumuza geldi sıra. Yeni doğan bir bebeğin ortalama kaç refleksi vardır? A 50, B 10, C 20, D 70. Direkt sallayacağız bunda yani. Parmakla sayılacak kadar. Aa, olur mu canım, hareket ediyor. Çok şeye tepki evet. Veriyor, görüyor, bulanık da olsa görüyor, söylüyorum. Duyuyor. Koku alıyor, tad alıyor. Çocuk hepsini yapıyor yani, bu bir tane iki tane değil ki. 20, 20 olabilir mi? Ne diyorsunuz? 50 de bağlayalım. Yani 20'dir herhalde ya. Valla kılıbık biri olarak eşime katılacağım 20'de. Başka diğer şıklar neydi? 50, 10, 20 ve 70. 50. 20. 70. Ben 20'de istikrarlıyım. 70, 70. Merve Hanım 70 dedi. Son kararınız mıdır? Yeni doğan bebek diye düşündüğümüz için daha az refleks var gibi düşünüyoruz ama 70 olabilir diye düşünüyorum. O zaman alkışı hak ettiniz. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Haydi, evet. Sağ olun. Doğumhanede görüşmek üzere. Tamam, görüşürüz. Harikasınız. Şimdilik hoşça kalın. Duyguların iç içe geçtiği, farklı hayatların tek mekanda buluştuğu hastanede umut dolu anlardan birine tanık oluyoruz. Şimdi öncesinde sizinle konuşmuştuk zaten. Çok
Detaylı bir değerlendirme yapacağız. Sonrasında da karaciğerimizin verici olarak uygun olup olmadığına bakacağız. İşte ölçümlerini yapacağız. Biyopsisini yaptık biliyorsunuz. Bütün bu yaptığımız değerlendirmeler sonrası bir konsey yaptık. Bu konseyde her ikinizin durumunu konuştuk. Uygun olup olmayacağına baktık. Ve sonuçta zaten sizinle konuşmuştuk. Sizin karaciğer nakli olmanız dışında şu an için başka bir şansınız yok. Ama şükürler olsun kızınızın karaciğeri de uygun çıktı. Hem hacim olarak uygun hem de anatomik yapıları uygun. Karaciğerinizin biyopsisinde de karaciğer yapısal olarak da herhangi bir problem yok. Yaptığımız bütün tetkiklerde de karaciğer donörü olmak için sakıncalı bir durum saptamadık. Uygun olduğuna da konsey kararını verdik. Ameliyat günümüzü kararlaştırıp ondan sonra inşallah bu ameliyatı gerçekleştireceğiz. Peki bu ameliyat ne kadar sürecek? Sonra tabi hoca olma süresi, karaciğerin ne kadar sürede yenilenmesi? Şimdi şöyle başlayayım. Tabii Fikret Bey'in ameliyat sonrası bir ya da iki gece yoğun bakımda kalacak. Çok büyük ihtimalle sen de ameliyattan çıktığımız gece yoğun bakımda kalırsın. Seni ertesi gün odana çıkarırız. Fikret Bey de çok büyük ihtimalle ertesi gün çıkarız ama bir ya da iki gün kalabilir. Ameliyat süreleri tabii değişmekle birlikte aşağı yukarı bizim sabah 8 gibi başlıyoruz ameliyatlara. İşte donör ameliyatımız öğlen saat 1 gibi bitiyor. Alıcı ameliyatımız da saat 3-4 gibi bitiyor. İnşallah bir aksilik olmazsa biz donörlerimizi genellikle 4. 5. gün eve gönderiyoruz. Ama tabii karaciğer nakli yaptığımız alıcılarda bu süreç biraz daha uzun oluyor. Normal şartlarda biz ortalama 2 hafta diyoruz ama hastanın durumuna göre bu süreyi daha kısaltabiliyoruz veya biraz daha uzun olabiliyor. İnşallah daha kısa sürede de taburcu etmek şansımız olur. Gözcü ailesi için endişe ve umudun iç içe geçtiği dakikalardan sonra gözlerimizi Merve Tansu çiftine çeviriyoruz. Allah'ın izniyle hiçbir şey olmayacak. Merve Hanım'ı doğuma alıyorlar. Güle yavrucuğum. Hayırlısı. Tüm aile yeni doğacak bebeğin heyecanı içinde. Tansu Bey eşinin elini ameliyathane kapısına kadar bırakmıyor. Konseyden olumlu yanıt alan gözcü ailesi Profesör Doktor Remzi Emiroğlu'yla karşılaşıyor. Merhaba. Nasılsınız? Merhaba Fikret Bey. Nasılsınız? İyi, sağ olun. Mutlu haberi aldınız herhalde. Değil mi? Çok sevindim. Hiç korkmayın. Ameliyatınız inşallah çok rahat olacak. Tamam, ikiniz de sağ salim taburcu edeceğiz. Biz size haber vereceğiz. Bir hafta içerisinde inşallah ameliyatı planlarız. Sizin sormak istediğiniz bir şey var mı? Şu an yok. Teşekkürler. Tamam. Size ve ekibinize güveniyoruz. Tamam, inşallah. Ameliyat sonrası daha güzel günleriniz olacak. İnşallah tamam. Hocam. Hadi kendinize iyi bakın. Tamam. Teşekkürler. Görüşürüz. Sağ olun hocam. Doktorlarından aldıkları moral ve cesaretle ameliyatta tekrar görüşmek üzere gözcü ailesini uğurluyoruz. Gözcü ailesi eski sağlıklı günlerine dönebilecek mi? Bir tarafta eşim, bir tarafta kızım. Çok zor bir süreç. Ameliyathanede bir gün nasıl geçiyor? Merve Tansu mazlum çiftinin bebeklerinin doğumunda neler yaşandı? Kızım, kuru, hoş geldin. Hepsi ve daha fazlası birazdan hastanede hayatta. Merve mazlum doğum için hazır. Doğum yapılacak bölümde hazırlıklar neredeyse tamam. Ameliyat öncesi steril el yıkamada Cem hocamıza eşlik ediyoruz. Mutlu dakikalara az kaldı hocam. Evet evet, çok az kaldı. Birazdan yıkandıktan sonra hastamızın üzerini sileceğiz. Steril bir ortam hazırlayacağız. Sonra örttükten sonra 3-4 dakika içinde bebeği alacağız. Sterilizasyon önemli tabii. Bu iş çok önemli. Sterilite. Enfeksiyon riskimizi azaltmak için iyice yıkanmamız gerekiyor. Doktorumuz ameliyat için son hazırlıklarını tamamlıyor. Steril önlük ve eldiven de giyiliyor. Merve Hanım, hazır mısınız? Hadi bakalım. Şimdi başlıyoruz. Heyecanlıyız. Biz de gireceğiz artık. Artık herhalde bir 10-15 dakikaya. Hayatımıza 3 kişi başlamıştık. 4 kişi olarak devam edeceğiz. Ne güzel. İçeride görüşürüz. Görüşürüz. İkinci kez baba olacak Tansu Bey oldukça heyecanlı ve hemen eşinin yanına geçiyor. Bu ana beraber tanık olacağız. Hazır mıyız? Biz hazırız Cem Bey. Hadi bakalım. Doktor Cem Bey doğumu başlatıyor. Hocam başarılar dileriz. Teşekkür ederiz. Başladık. 3-4 dakika içinde duruya kavuşacağız. Az kaldı. Şu anda hocam biz Tansu Bey'den de heyecanlı olabiliriz.
Bebeğimize kavuşmaya çok çok az kaldı. Evet, haydi bakalım. Hoş geldin. Dur, dur, dur. Geldi. Hoş geldi. Ve evet, işte o an. İlk ağlama sesini duyuyoruz. Bir anne için tarifi mümkün olmayan an. Hoş geldin Duru bebek. Herkesin yüzü gülüyor. Gayet sağlıklı doğdu. Geçmiş olsun. Her şey yolunda. Haydi bakalım, her şey yolunda. Her şey yolunda. Gayet sağlıklı. Tamam, sakin. Hocam. Bakın. Kızım. Kızım. Gel bakalım, son kez. Hayata bugün merhaba diyen Duru bebek annesiyle buluşuyor. Babası ve annesiyle o ilk dakikalar. Öpün onu. Kızım, Duru. Hoş geldin. Hocam eşime benziyor bence. Biz de anneye benzettik. Gözler çekik yine. Ay, kardeş bebek geldi. Sezaryanın kapama işlemi sürüyor. Epidural anestezi hakkında sizden bilgi alabilir miyiz hocam? Hastamıza kombine spinal epidural anesteziyi tercih ettik. Gördüğünüz üzere hastamızın konforu gayet yerindeydi. Cerrahi ekip de rahat bir şekilde ameliyatını yapabildi. Teşekkür ederiz. Hocam hangi aşamadasınız? Şu anda dikim aşamasındayız. Duru'yu çıkarttık, gayet sağlıklı doğdu. Şimdi açmış olduğumuz katmanları tek tek kapatıyoruz. Yaklaşık bir 20 dakika falan işimiz var. Daha sonrası annemizi yukarı çıkartacağız bebeğinin yanına. Peki hocam, teşekkür ederiz. Teşekkür ederim, görüşürüz. Duru bebek ailesiyle tanışıyor. Bir ömrü beraber paylaşacağı ailesi ona merhaba diyor. Bu mutlu anın sevinci gülen yüzlerden okunuyor. Ay bu aynı Merve. Tansu Bey, gözünüz aydın. Süper. Anlatılmaz yani gerçekten. Duru kime benziyor? Annesine. Çok benziyor. Doğumdan önce çok heyecanlıydınız. Güzellikler hep sizinle olsun. Farklı bir duygu ya. Hayatına yani bir iki dakika içerisinde hayatın değişiyor orada. Zaten çok kısa sürüyor süreç. Bir iki dakika içerisinde ameliyata giriyorsun da işte doğum gerçekleşiyor. O anda hayatındaki bir kişi daha geliyor işte. Abisi de gelecek mi? Abisi gelecek ama abisi biraz tabii annesinden dolayı annesinin ameliyat olmasını istemedi yani korktuğu için. Doğduktan sonra bana fotoğraf gönderin ve beni getirin demişti. Öğleden sonra almaya gideceğiz onu. Kardeşini görmeye gelecek o da. Evde halasıyla o da. Değil mi kız? İçeride ağlıyordu. Babanın kucağında sustu. Babacı olacak yani anlaşıldı. Babacı oluyor zaten. Duru'ya ailesiyle birlikte sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz. Güvenilir ve uzman kadrosuyla görevli tüm sağlık personelinin ev sahipliğinde gün başlıyor. Bugün babasına karaciğerini verecek Irmak ve babası Fikret Gözcü için ameliyat günü. Ameliyathaneye inmeyi bekleyen ailemizin yanına geliyoruz. Günaydın, geçmiş olsun. Sağ olun. Evet, bir tarafta eşim, bir tarafta kızım. Çok zor bir süreç, duygusal bir süreç. İnsanlarımızı organ bağışına davet ediyoruz. Yani kadavradan beklemeyelim, canlı verici olalım. Hayatlara can vermek güzel. Siz kadavradan nakil için başvurmuş muydunuz? Biz direkt canlı nakil dedikleri için. Hı hı. Canlı nakil, hani kadavradan bekleyecek kadar süreniz olmayabilir denildi. O yüzden canlı alınması önerildi. Kızınız gönüllü oldu. Kızım gönüllü oldu. İlk olarak her şeyi tuttu. İyi şu anda. Irmak Hanım, sizi de cesaretiniz ve bu fedakarlığınız için kutluyoruz. Gerçekten örnek bir davranış. Biraz stres. Şu son saatler biraz strese girdi. Yani ameliyat değil. Sonrası değil. Hani kendime iyi bakacağımı, aileme iyi bakacağını biliyorum. Ama şu servisten çıkıp ameliyathaneye gidene kadar onun stresi var üzerimde. Umarım çok iyi olur yani. Bizim de dileğimiz bu. Aşağıda sizinle olacağız. Fikret Bey, sizi yormak istemeyiz. Ne söylemek istersiniz? Ben kızım bana hayat veriyor. Söyleyeceğim o. Kızım bana hayat veriyor cümlesi çıkıyor baba Fikret Bey'in ağzından.
Bir tarafta kızı, diğer tarafta eşi ameliyat olacak Sevcan Hanım için zor dakikalar. Merhaba Irmak Hanım, günaydın. İlk olarak sizi ameliyathaneye alacağız verici olarak. Sizi indirdikten 10-15 dakika kadar sonra Fikret Bey'i ameliyathaneye alacağız. Sizi ameliyathaneye alındığınızda ilk önce uyutacaklar. O yüzden hiçbir korkunuz ya da endişeniz olmasın. Biz bu sürece hep sizin yanınızda olacağız. İnanıyorum ki çok sağır her dönörde olduğu gibi çok sağlıklı bir şekilde bir gün sonra burada olacaksınız. O yüzden lütfen endişelenmeyin. Organ nakli konusunda farkındalık yaratmak ve doğru soruları sormak adına Meral Hanım'ın yanına geliyoruz. Ülkemizdeki oranlardan bahsedecek olursak, Türkiye'de organ nakli bekleyen ne kadar hasta var? Türkiye'de 25 bin bekleyen böbrek nakli hastası var. Yaklaşık 2500 bekleyen karaciğer nakli hastası var. Maalesef ülkemizde %25 kadavradan, %75 canlıdan istatistik olarak baktığımızda yüzdeler oldukça iç acıtıcı esasında. Maalesef kadavradan nakillerimiz oldukça düşük. Yani yüzde olarak da düşük. Bekleyen sayılarımız da çok yüksek. Onun için biz her zaman ölülerimiz dirilerimize göre kıymetli olmasın diyoruz. O yüzden hani ülke olarak organ bağışı konusunda ciddi anlamda farkındalık yaratılıp özellikle dini sebepler, mahalle baskıları ve mahalle arası konuşulan, kulaktan kulağa giden maalesef cümlelerin en aza indirgenerek insanların daha bilinçli hareket etmelerinin sağlanması. Oranlara göre ülkemizde organ bağışının gerçekten artması gerekiyor. Bu masanızın üzerinde gördüğümüz dosyalar organ nakli bekleyen hastaların dosyası mı? Evet, onlar kadavradan, canlıdan yapılması planlanan hastalar. Bunların işte hastane içerisinde, kurum içerisinde süreçlerinin yürütülmesi, takip edilmesi, onların ameliyata hazır hale getirilmesi. Çünkü organ nakli kompleks bir konu. Sadece işte cerrahi ve anestezinin karar vermiş olduğu bir konu değil. Kompleks işte kadın doğumundan nefroloji, gastroenteroloji, üroloji, kadın doğum, kulak, burun, boğaz. Çünkü bir hastayı tamamıyla ele almak, organ nakli için uygun mu değil miden ziyade organ nakli alıcı için, organ nakli yapıldıktan sonra normal hayatına devam edebilecek mi? Verici için de verici olduktan sonra kaldığı yerden hayatına devam edebilecek mi noktasında yapılan tetkikler. Bu konuda çok ciddi anlamda hassas davranıyoruz. Yapılan tetkiklerin hiçbir şekilde yani hani bir protokol çerçevesi içerisinde çizdiğimiz, sınırlandırdığımız durumları yok. Yani bir hastada ekstra çıkabilen, çıkan bir durum varsa onun üzerine sonuna kadar gidip evet sonlandırıyoruz ya da bu kişi verici olabilir, bu kişi alıcı olabilir şeklinde sonuna kadar gidiyoruz. Çok kıymetli bir işiniz var ve umarız bağış konusunda bu bilgiler ışığında oranlar da artar. Irmak Hanım'ı cesaret vermeye gelen arkadaşları yolcu ediyor. Irmak Hanım gibi biz de böyle sevgi dolu arkadaşların karşısında duygulanıyoruz. Anne Sevcan Hanım ameliyathane kapısına kadar kızına eşlik ediyor. Kendine iyi bak. Kahve içmeye bekliyoruz. Evet. Görüşürüz anneciğim. Kendine iyi bak. Örmek Gözcü, karaciğer verici hastamız. Hastamızın kronikte herhangi bir hastalığı bulunmamakta. Alerjisi yok. Anestezi göğsü mevcut. 2S2 TDP'si kan bankasında rezerve. Sol brekiyerde periferik kateterimiz mevcut. Doğrulama işleminin ardından Irmak Hanım da ameliyathanede babası Fikret Bey'in yanındaki operasyon odasına alınıyor. Baba kız yan yana iki odada neredeyse eş zamanlı ameliyat olacak. Nakil olacak hastalarımıza ilk önce anestezi işlemi uygulanacak. Ameliyat hazırlıkları son hızla sürerken ameliyathanede bir günde neler yaşandığını ameliyathane sorumlu hemşiresi Ayşegül Akın'dan dinliyoruz. Merhaba. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz? Ayşegül Akın ben. Ameliyathane hemşiresiyim. Kaç senedir bu mesleği yapıyorsunuz? 20. Ne kadar güzel. Sabahın oldukça erken saatinde bile burası hareketli. Ameliyathanede bir günü sizden dinlemek isteriz. İlk etapta sabah geldiğimizde
Mesai saati 8'de başlar. 24 saat çalışırız esasında ama sabah randevulu hastalarımız başladığı zaman hekimimiz bizi arar, hastayı isteyelim der. Biz de ararız hekimimizi. İsteyelim deriz. Sonra hekimimiz ameliyathaneye gelir. Biz hastayı isteriz. Sırasıyla odalara geçer hastalarımız, hekimlerimiz ve hemşirelerimiz de geçer. Hemşirelerimiz bir gün öncesinde oda hangi odada olduğu yazılır. Hazırlıklarımız yapılır. Herkes kendi hazırlığını yapar ve ameliyatlara başlarız. Bir ameliyat hemşiresi her ameliyata girer mi? Hemen hemen. Branşlarımız var, branş hemşirelerimiz de var. Ama hemen hemen her hemşiremiz her ameliyata girer. Stresli bir iş mi ameliyat hemşireliği? Stresli bir iş tabii ki de. Yani bir atıyorum kanamalı bir hasta olduğu zaman işte hekimimiz stresli oluyor, hemşire stresli oluyor. Ama sonuçta bu stres güzel bir sonucu da hastanın hayatını kurtardığımız zaman hekimle birlikte çok mutlu olunuyor. Oldukça zor ve kıymetli bu işin profesyonellerini takdir etmemek mümkün değil. Yoğun ve stresli çalışma şartlarında şifa bekleyen hastaların sizlere ihtiyacı var. Irmak Hanım'ın verici, Fikret Bey'in alıcı olduğu nakil operasyonu titiz ve özenli hazırlıkların tamamlanmasıyla başlıyor. Şu anda Profesör Doktor Hamdi Karakayalı ve ekibi tarafından verici Irmak Gözcü'nün operasyonu gerçekleştiriliyor. Ameliyatın hangi aşamasındayız? Şu anda canlıdan karaciğer nakli ameliyatlarındayız. Yan odada hastamız var. Sirozlu olan, kronik karaciğer hastalığı olan. Onun kendi sirozlu olan karaciğeri çıkarılıyor yan odada. Bu odada da kızının karaciğerinin bir kısmını çıkarıyoruz şu anda. Karaciğeri daha önce belirlediğimiz ölçümler yaptığımız yerden ikiye bölüyoruz. Karaciğer kendini yenileyebilen bir organ değil mi? Evet, yani zaten bizim bu ameliyatları yapabilmemizi sağlayan özellik de o. Karaciğerin böyle bir özelliği var. Yaklaşık birkaç ay içinde neredeyse kendi büyüklüğüne, yakın bir büyüklüğe ulaşıyor karaciğer. Ama zaten çok detaylı bir şekilde değerlendiriyoruz karaciğeri verecek olan kişiyi. Çok hassas ölçümler yapıyoruz. Teşekkürler hocam. Ameliyat tüm ekibin itinalı ve koordineli çalışmasıyla sürüyor. Diğer tarafta karaciğer yetmezliği sebebiyle karaciğeri çıkarılacak alıcı Fikret Bey'in operasyonu başlamak üzere. Profesör Doktor Remzi Emiroğlu alıcı Fikret Bey'in ameliyatına girmek için hazırlanıyor. Günaydın hocam. Günaydın, nasılsınız? Çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Geldiğinizde ilk önce iki odada hastaların durumunu kontrol ettiniz. Ne durumda hastalarınız? Valla gayet iyiler. Bir odada vericimiz var, bir odada da alıcımız var. Vericimiz şu anda neredeyse bitmek üzere. Son artık damarların ayrılıp safra yollarının kesilmesi safhasında. Bizim de şimdi alıcının damarlarını ve safra yollarını kesip çıkartmamız gerekiyor. Daha sonra oradan çıkarttığımız grafti burada hastamıza takacağız. Nakil sırasında iki operasyon arasında akış nasıl oluyor hocam? Eş zamanlı yapıyoruz. Aynı anda çok soğuk iskemi zamanını uzatmamak için mümkün olan en kısa sürede çıkarttığımız organı takmamız gerekiyor. Canlı nakil ameliyatıyla kadavradan nakil ameliyatının farkı nedir? Canlı nakilin kadavradan en önemli farkı soğuk iskemi süresinin ve sıcak iskemi süresinin daha kısa olması. Burada organı çıkarttıktan sonra çok fazla beklemek istemiyoruz. Mümkün olan en kısa zamanda buraya getirmemiz gerekiyor. Çünkü canlı nakillerde bir sıkıntı var. O da fazla miktarda damar onarım yapmamız gerekiyor. Bu yüzden hemen damarları açıp organı kanlandıramadığımız için sıcak iskemi süresi biraz uzuyor. Yani karının içerisinde o damarlar yapılırken tabii ki ısısıyla birlikte bazı ısıya maruz kalıyor vücut sıcaklığına. O yüzden o süreyi çok kısa tutmak gerekiyor. O süre uzadıkça işte 45 dakikanın bir saatin üzerine çıktığınız zaman bu sefer organda bozulmalar başlıyor. Onun için hemen çıkarıp burada mümkün olduğu en kısa sürede anastomozları yapmamız gerekiyor. Steril önlük ve eldiven giyiliyor. Profesör Doktor Remzi Emiroğlu önderliğinde ilk önce alıcının karaciğeri çıkarılacak. Ardından kızından alınan karaciğer nakli gerçekleşecek. Bekleme salonunda aile heyecan ve merak içinde ameliyattan gelecek haberi bekliyor. Ameliyatın nasıl ilerlediğini Doktor Remzi Emiroğlu'ndan dinliyoruz. Tamam, şu anda karaciğerin vena cava dediğimiz o sırttaki büyük damarla olan ilişkisini tamamen bitirmeye çalışıyoruz.
Aslında işin büyük bir kısmı bitti. Ben sadece buradaki rötuşları yapıyorum. Birazdan klemp koyup kaleciyi çıkartmaya hazır hale geleceğiz. Hamdi Karakayalı'dan verici ameliyatındaki gelişmeleri öğreniyoruz. Şimdi kaleciyi de gördük. Artık çıkarmaya da hazırız. O nedenle yan odayı kontrol ettim. Oradaki ekip de karaciğeri çıkarmak için hazırlar. Onun için şimdi buradaki karaciğeri çıkarıp sonra içini burada yıkayıp ondan sonra da yan odaya götürüp nakil işlemine başlayacağız. İki ameliyattaki tüm süreç karşılıklı paylaşılıyor. Zamanlamanın doğru olması ve ideal süre içinde nakilin gerçekleşmesi için sürekli bir bilgi akışı sağlanıyor. Verici Irmak Gözcü'nün operasyon odasındayız. Herkes çok dikkatli. Oldukça hızlı hareket etmeye çalışılıyor. Alınan parça soğutucu hazne içerisine alındı. Burada tabii karaciğere giden damarları her iki tarafta da çok iyi korumamız lazım. Vericiyi riske atmayacak şekilde bu ameliyatın tamamlanması gerekiyor. Şimdi bundan sonra karaciğerin içini bir koruyucu sıvı ile yıkıyoruz. Böylece karaciğerin içindeki hem kanı boşaltıyoruz. Hem de buradaki hücreleri koruyucu özellik gösteren bir sıvı bu. Ondan sonra da tabii bundan sonrası bazı teknik işlemler gerekecek. Karaciğerin boşalmasını sağlayan toplar damarları diğer tarafta yapacağımız ameliyata hazır hale getireceğiz burada. Doktor Hamdi Karakayalı çıkan parçanın nakil için hazırlığını yaparken diğer odada Doktor Remzi Eliroğlu ve ekibi alıcının karaciğerinin çıkarılması operasyonuna devam ediyor. Evet, karaciğeri damarlarından ve safra yollarından ayırdık. Şimdi sirotik karaciğerimizi çıkartıyoruz. İki karaciğer arasında korkunç bir fark var. Bu fibrotik, sirotik. Artık fonksiyonunu göremeyecek kıvamda bir karaciğer. Bu yüzden hani artık yenisi sağlam bir karaciğerle değiştiriyoruz. Ve Irmak Hanım'dan alınan karaciğer nakil için hazır. Diğer odada alıcıya nakli gerçekleşecek. Ameliyatın en riskli kısmına geçildi. Zaman burada çok önemli. Şu anki zaman önemli çünkü artık sıcağa maruz kalmaya başladı oradan. Eğer bu sıcak dönemi çok uzun olursa bazen karaciğer fonksiyonları bozulabiliyor. O zaman yeniden nakil yapmak gerekebiliyor. Şimdi burada biraz hızlı davranıyoruz. Remzi Emiroğlu ve Hamdi Karakayalı koordineli bir şekilde alıcının nakil işlemini gerçekleştiriyor. Endişeli ve gergin bekleyiş sürüyor. Biliyorsunuz karaciğer olmadan hayat mümkün değil. Birçok sentez fonksiyonu, işte mikropların temizlenmesi, pıhtılaşma faktörlerinin sentezi, protein, albümin, bunların sentezlendiği ana yer, yediğimiz besinlerin toplanıp vücuda faydalı hale geldiği yer, karaciğer. Karaciğersiz bir hayat mümkün değil. Eğer bu hasta nakil olmasaydı, çok muhtemelen 6 ay ile 1 sene arasında bir ömür beklentimiz vardı. Bu dönem içinde hastamız karaciğer yetmezliği komplikasyonlarıyla kaybedilirdi. En zor ameliyatlar sıralamasında canlı nakil ameliyatı kaçıncı sırada yer alır? En zor ameliyattır. Birincisi bu. Bundan daha zoru yok. Teknik olarak en zor ameliyat bu ameliyat. Evet, canlıdan. Kadavra belki tartışılabilir ama canlıdan nakilde bundan daha zor bir ameliyat yok. Doktorlarımız uzun süren operasyonun sonuna doğru yaklaşıyor. Tam bir ekip çalışması içerisindesiniz. Yani karaciğer nakli aslında bütün nakiller öyle. Gerçekten tam bir ekip çalışması gerektiriyor. Başarılı ulaşmanın başka yolu bu ekip çalışması da sadece cerrahi ekip değil. Buradaki ameliyattaki hemşire arkadaşlarımızdan tutun. Anestezi, sonrasında yoğun bakım, hazırlık aşamasında işte gastroenterologlar, aşağı yukarı hastanenin bütün branşları bu işin içinde. Yani başarıya ulaşmak için bu ekip çalışmasının kesinlikle eksiksiz, süre vermeden yapılması gerekiyor. Başarıyla tamamlanan operasyon hakkında Doktor Remzi Emiroğlu aileye bilgi veriyor. İyi geçti. Herhangi bir problem yaşamadık. İkisi de bugün yoğun bakımdalar. İnşallah yarın sabahleyin her şey iyi giderse yoğun bakımdan alırız. Bizim için bir hafta 10 gün kritik bir dönemdir. Bu cerrahi problemlerin,
Ondan sonra enfeksiyonların, işte rest olaylarının en çok yaşandığı dönem o bir hafta 10 günde. O bir hafta 10 günü hak getirsek inşallah bir sıkıntı yaşamayız. Aile şimdilik rahat bir nefes alıyor. İlk 5 gün ve devam eden 10 gün kritik. Her şey yolunda giderse önce Irmak Hanım, ardından yaklaşık bir hafta sonra da Fikret Bey taburcu olacak. Yürekten geçmiş olsun diyoruz. Yeni başlayan günün her ne şartlarda olursa olsun güzel hikayelere dönüşmesini dileyerek güne başlıyoruz. Babası için hiç tereddüt etmeden karaciğer bağışında bulunan Irmak Gözcü hastaneden taburcu oluyor. Irmak günaydın. Günaydın hocam. Nasılsın? Teşekkürler. Nasıl geçti gece? Güzel geçti, bir sıkıntım yok. Tamam. Irmak Hanım, Hüseyin Bey'in vericisi postop 4. günde genel durumu iyi. Laboratuvar değerleri de normale geriledi. Oral alınma birisinde genel durumu iyi hocam. Her şey yolunda mı hocam? Genel durumu iyi hocam. Yaşam bulguları stabil, hiçbir şikayetimiz yok, ateşimiz tamam, oldu. Çok güzel. Her şey yolunda. Yani daha 4. gün ama biz seni artık eve gönderebileceğimiz duruma geldik. Babanın durumu da iyi, o biraz daha kalacak tabii. Yani biz anne babalar bir çocuğa can veriyoruz. Daha sonra yeri geliyor, sırası geliyor. Aynen bizim yaşadığımız bu durumda. Çocuklarımız bizlere can veriyor, umut oluyor. Birazdan o zaman sana çıktıktan sonra ne zaman kontrole geleceğini, neler yapacağını anlatacağız. Normal yaşantına devam edeceksin. Zaten karaciğerin kendini yenilemeye başladı bile çoktan. 1-2 ay içinde de eski boyutlarına neredeyse ulaşacak. Geçmiş olsun. Baban adına biz de sana teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Hadi geçmiş olsun. Sağ olun geçmiş hocam, olsun. Teşekkürler. Doktor Hamdi Karakayalı, 4. günü tamamlayan Irmak Hanım'ın taburcu olmasına karar veriyor. Hayat gün içerisinde farklı sürprizler, farklı olaylar sunsa da hepimiz sevdiklerimizle birlikte mutlu ve sağlıklı bir hayatı yaşamayı istiyoruz. Sağlıklı olmak adına verdikleri mücadeleden başarıyla çıkan Gözcü ailesinde ikinci taburculuk sevinci yaşanıyor. Günaydın Fikret Günaydın. Bey. Nasılsın bugün? Günaydın. İyi misiniz? Nasıl? Yemeğini yiyor? İştahı iyi? Yiyor maşallah. İştahı yerinde. Tamam. Süper. Hocam Fikret Bey, karaciğer nakil yaptığınız alıcı hastanız postop 8. gününde. Değerleri laboratuvarı oldukça iyi. Oral alımı yeterli. İlaç yüzdesini tutturduk. Değerleri de geriledi. Karaciğer zemiri falan. Gayet iyi. Tamam. Çok güzel. Tansiyonu, nabzı, ateşi, herhangi bir problemimiz var mı? Tabii hocam, ateşi olmadı. Genel durumu iyi. Tamam, çok güzel. Fikret Bey, işler çok iyi gitti. Kızınızın karaciğeri size tam uydu. Hiçbir problem yaşamadık. Ameliyat sonrası bu kadar çabuk taburcu olacağınızı hiç tahmin etmiyordum. Genellikle biz 2 haftayı buluyoruz ama biz 8. günü sizi göndermek evet. istiyoruz. Siz de ilaçlarını nasıl kullanacağını öğrendiniz. Aha, evet. Bundan sonraki hayatınızda belirli kurallara dikkat etmeniz gerekiyor. En önemlisi ilaçlarınız. Biz değiştirmediğimiz sürece hiçbirini atlamadan düzgün bir şekilde kullanıyorsunuz. Hemşireler size saatlerini ve nasıl kullanacağınızı anlatacaklar. Bunlara dikkat ederseniz inşallah evet. uzun ve sağlıklı bir ömür sürersiniz. Erken dönemdeki kontrollerimizi lütfen aksatmayın. Başlangıçta haftada bir, sonra 2 haftada bir, sonra ayda bir, 3 ayda bir, inşallah sonra yılda bire geçeceğiz. Doktor Remzi Emiroğlu hastasına son uyarılarını yaptıktan ve nelere dikkat edeceğini söyledikten sonra Fikret Bey'i taburcu ediyor. Bir daha böyle bir durumla karşılaşmamalarını dileyerek ailemizi yolcu ediyoruz. Siroz hastalığı nedeniyle organ yetmezliğine giren Fikret Bey, kızının karaciğer bağışında bulunmasıyla hayatında yeni bir sayfa açıyor. Kızı Irmak da bizlere organ bağışının önemini bir kez daha hatırlatıyor. Merve Tansu Mazlum çifti ikinci bebeklerine kavuşmanın tarifsiz sevincini yaşıyor. Hastane yine duygu zinciriyle kenetlenmiş farklı hikayelere ve mutlu sonla biten gerçek olaylara ev sahipliği yapıyor. Acıbadem grubu sundu.